Mirza, ben dün Deniz'le konuştum. Fırat sadece ona yardım etmiş. Deniz aslında Tayfun'la buluşacakmış. Yani? Yani Deniz'le Fırat arasında... Hiçbir şey olamaz. Deniz bir daha böyle özel görüşmeyecek. Senden bunu istiyorum. Bunu sağlayabilirsin değil mi? Niçin, neden? Umurumda değil. Deniz'in Fırat'a mesaj atması hiç hoş değil. Hayır, öyle olmamış. Deniz çağırmamış. Leyla, öyle olabilir. Deniz sana öyle söyleyebilir. Gittiğimizde gördün, sarmaş dolaştılar. Sen de gördün. Ne olursa olsun bu asla kabul edilemez. Gülsün bunu duyarsa kıyamet kopar. Haklısın. Tamam, ben bugün Deniz'le konuşacağım. Merak etme. Merak etmiyorum. Halledeceğine eminim. Şimdi müsaadenle. Çalışmam lazım. Aşkım, çok yakışıklı olmuşsun. Sağ ol aşkım. Ama bu kadar çekici olma. Sonra elimden kapmasınlar seni. Beni senden kimse koparamaz sevgilim. Buna kimsenin gücü yetmez. Aşkım, sana bir şey soracağım. Bu bilekliği nereden aldın? Neden sordun? Ben bunun aynısından Leyla'yı da alacağım da... Nereden aldığını söyle, gidip oradan alayım. Ya aynısını alıp ne yapacaksın? Başka bir şey alsana. Ama bu bileklik çok güzel aşkım. Şimdi Leyla'nın nazarı değer. Sonra nazar boncuğu çatlar falan. Söyle işte nereden aldığını. Niye saklıyorsun ki? Olmaz. Söylemem. Hem ben onu senin için almıştım. Senin için özel almıştım. Herkes de olursa ne anlamı kalır? Aşkım, benim çıkmam lazım. Hadi hoşça kal. Akşama görüşürüz. Görüşürüz Fırat Bey. Görüşürüz. Günaydın abi. Günaydın, günaydın da. Hayırdır? Ne oldu sana? Bu yüzünün hali ne senin? Hı? Bir sabah da kalktığımızda sorunsuz başlasak. Yok abi, vallahi bir sorun yok. Olmasın Fırat. Sakın olmasın. Abi tamam. Ben şimdi şirkete gidiyorum. İstersen beraber çıkalım. Yok, ben gelmeyeceğim. Bugün evde çalışacağım. Tamam. Akşama görüşürüz o zaman. Ben çıktım. Fırat. Direkt şirkete. Abi niye anlamıyorsun? Benim Deniz'le aramda bir şey yok. Ben sadece yardım etmek istedim, o kadar. Fırat. Direkt şirkete. Bana açıklama yapma. Al. Günaydın. Ben de seni arıyordum. Günaydın abi. Ne yaptın? Bugünkü konuştuğumuz meseleyi. Baktım. Dediğin gibi Safet Kasırga meselesini araştırdım işte. Ne buldun? Ya ağam. Adam cezaevinden yeni çıkmış. Niye girmiş? Gasptan. Bunlar işimize yaramaz abi. Bana melekle arasındaki bağlantı. Aralarında nasıl bir sır var, bunlar lazım. Koray ne biliyor? Niye meleği bu adamla tehdit ediyor? Bana bunlar gerekli. Ucu da Eylül yengeme dokunuyor tabi. Evet. Melek'le Koray ne saklıyor? Eylül'e ne yapıyorlar? Bunu öğrenmek zorundayız. Sen araştırmanı yap. Sonra bana haber verirsin. Ağam, birkaç kişiyle daha görüşüyorum. Tekrar haberleşiriz. Ben de gidip de Eylül'ü dinleyeyim. Bakalım bugün ne yapıyor? Yaz.
Eylül. Buradayım Eylül. Buradayım, geldim. Sabah sabah nereden geliyor bu ya? Şşş. Gel bakayım sen. Ne oluyor be? Nereden çıktın sen? Ne bu halin? Akşamdan kaldım. Ne var? Allah'ın belası. Gittin kolyenin paralarını yedin değil mi sabaha kadar? Ne diyeceğim ben şimdi evdekilere? Uydururum bir şeyler, iş aradım derim. Kızım, leblebi gibi yalan söyleyen sen değil misin? Korktuğun şeye bak. Bir yalan bulursun, boşver. Bana bak. Ben artık yalan falan söylemiyorum, anladın mı? Dürüst biriyim ben. Nereden geliyorsun? Nereden olacak be? Senin pisliklerini temizlemekten geliyorum. Gittim kolyenin aynısından yaptırttım. Aferin. Bak bir de kolye gitti. Şimdi ne yapacağım diye başıma ekşiyip duruyordun. İsteyince her şeyi hallediyorsun. Kaça patladı be, senin haberin var mı? Sahtesi bile orijinaliyle aynı fiyata geldi neredeyse. Neyse. Yazım için değer. Ama kalbimi kırıyorum bir kolye için. Bana bak. Uzatma. Al şunu. Yaptırdım der getirirsin. Yarım saat sonra gel. Ne oluyor ya? Babacığım, günaydın. Günaydın. Ben bakarım kapıya, siz hiç zahmet etmeyin. Aşkım. Günaydın. Ben de şimdi kalkmıştım da kahvaltıyı hazırlayacaktım. Hadi sen de hazırlan gel. Tamam, sağ ol. Deniz, nereye böyle giyinmişsin? Ne bileyim anne ya. Daraldım da biraz hava alayım dedim. Aman diyeyim, aman. Tayfun ortalardayken sakın bir yerlere çıkma. Bunu ne yapacağı hiç belli olmaz. Aman derim. Ya anne, çocuk muyum ben? Evet Deniz, çocuksun. Aa, ne diyorsam onu yap. Otur bakayım şöyle. Tamam anne, tamam. Deniz, dün neler oldu? Ablanla geldiğinizde bir gariptiniz. Bir şey olmadı anne. İyi bakalım, söyleme. Benden bir şey saklıyorsanız elbet ortaya çıkar. Neyi saklayacağız ki senden anneciğim? Neyse, ben çayları koyayım. Otur sen bakayım, otur. Ameliyat öncesi kendini çok yorma. Bir yerine bir şey olmasın, ben getiririm. Ablam mesaj atmış. Deniz, sakın Fırat'a mesaj çekme. Onunla sakın görüşme. Ablacığım, lütfen beni de anla.
Of abla ya, anlamıyorum seni, kusura bakma. Aramızda bir şey yok. Sadece bana yardım etti, o kadar. Ona da bana da iftira atmayın artık. Ben yardım edeyim. Sen zahmet etme gelin. Olur mu? Ne zahmeti? Ellerinize sağlık. Ellerine sağlık Kezbancığım. Buyur, senin böreğini de şöyle koyayım. Teşekkür ederim. Firdevs. Buyur anne. Nermin buraya taşındığımızdan beri hiç uğramadı. Siz iki kardeş küsmüşsünüz, yoksa Adnan karısını mı salmıyor? Yok anneciğim, yok. Hiç küs olur muyuz? Bu aralar kardeşimin telaşı çok. Yaz evleniyor ya. Aman Allah mutlu etsin. Bana bak, kapımız sonuna kadar açık. Gelsinler, hem gelini de getirsinler. Gelinler kaynaşırlar. Gelecekler, gelecekler. Şu işleri biraz azalsın, gelecekler. Börek pek lezzetli olmuş. Mutlaka ye. Gelin hanım yaptı. Ustası kim? Bilirsiniz anneciğim, Gül'ün eli çok iyidir. Ha, yok yok, o değil. Küçük gelin hanım yaptı. Bu mu yaptı? Leyla, ellerine sağlık yavrum. Maşallah, pek maharetli. Eli de çok lezzetli. Afiyet olsun. Of abla ya, kusura bakma ama seni anlamıyorum. O sadece bana yardım etti, aramızda hiçbir şey yok. Allah Allah, kimdi o? Hiç. Deniz bir video atmış da önemli değil. Ben sonra bakarım. Leyla. Yavrum, bugün biraz senin rengin pek solgun ha? Yok yok, iyiyim, bir şeyim yok. Gece biraz az uyudum da ondan herhalde. Herkese merhaba. Ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Gel börek ye. Çok güzel olmuş. Leyla yapmış. Sen mutfağa girmeyi bıraktığından beri börekleri Leyla yapıyor. Vallahi kusura bakmayın babaanneciğim. Ben zamanında çok yaptım. Biraz da küçük gelin yapsın. Hem belli ki siz onunkileri daha çok seviyorsunuz. Bana bak. Sen bana laf mı çarpıyorsun? Estağfurullah babaanne, ne haddime. Neyse, ben çıkıyorum. Herkese iyi günler. Firdevs, bu ne böyle? Anlamadım ki. Adam da ağız tadı bırakmıyorlar. Çok beğendiğin gelinin ailesinin ne pislik olduğunu sana göstereceğim Saadet Hanım. Rezillikler ortaya çıkınca görürsün böyle çöreği. Günaydın anneciğim. Günaydın yavrum. Anne, benim sana bir şey anlatmam lazım. Ay, hayır olsun Eylül, ne oldu? Dün Yaz buraya benim yanıma geldi. Ne? Ne diyorsun kızım, nasıl buraya geldi? Bilmiyorum, rüya mıydı, gerçek miydi? Tam bilmiyorum ama. Ay Eylül dur, sabah sabah daha bir kendime gelememişim. Bir tane tane anlat bakayım. Nasıl geldi? Tam olarak hatırlamıyorum. Buraya geldi. Sonra bana dayan. Ben seni buradan çıkaracağım. Bu cehennemden kurtaracağım dedi. Gerçek gibiydi anne. Allah Allah. Emin misin yavrum? Bilmiyorum ki. Ama
Onu öyle yanımda görünce her şeyi anlatmak istedim. Yapamadım. Eğer rüyaysa rüyada bile ona gerçekleri söyleyemedim anne. Ah benim güzel kızım. Güzel ya. Anlatsan ne derdin anne? Oğlum. Efendim anne. Babam için buradayım derdim. Koray'ın yaptıklarını anlatırdım. Seni bu yüzden bırakmak zorunda kaldım derdim. Kurban oldu. Kahvaltı hazır. Hadi gel. Tamam anne, geleceğim ben. Tamam. Her şeyi anlatırdım anne ona. Her şeyi. Olsun be yavrum. Bak rüyaysa bile umut vermiş sana. Hadi kalk. Kalk. Yüzün yine kaşık kadar kaldı. Hiçbir şey yemiyorsun, içmiyorsun. Kalk da bir şeyler ye azıcık. Can kan gelsin suratın. Kahretsin be. Afiyet olsun. Bu ne Leyla? Ispanaklı börek. Leyla, daha kaç kere söylemem gerekiyor? Ben kahvaltı etmiyorum. Ama benim böreğimi beğenmiştin. O yüzden getirdim. Hem ben birazdan çıkacağım. E dursun burada acıkınca yersin. Sen nereye gideceksin? Denize mi? Evet. Tekrar bir yüz yüze konuşmak için. Geç kalmam. Bak Leyla, ben kimseyi suçlamıyorum. Deniz'in Fırat'a mesaj atması hiç doğru değil. Tamam Mirza, anladım, merak etme. Bir daha sorun çıkmayacak. Umarım. Leyla, şoföre söyle seni bıraksın. Gerek yok, ben kendim giderim. Sana kolay gelsin. Vallahi yüzüm kusura bakmasın. Leyla'nın eli ondan çok daha lezzetli. Çok güzel yapmış kızcağız. Kaç dilim yedim. Yani ben çok emin olamadım. Tabii ikisini aynı anda bakmak lazım, kıyaslamak lazım. Gül uzun zamandır yapmıyor çünkü. Ben anlarım. Leyla'nın eli Gülsüm'den çok lezzetli. Muhteşem olmuş. Bu arada Gülsüm demişken söyle ona benimle bir daha öyle konuşmasın. Hesap sorar gibi. Ya sen kulağını çekersin ya da ben ağzının payını veririm ama o zaman çok fena olur. Anneciğim haklısınız da yani Gül'ü tanıyorsunuz. Kıskançtır Gül. E siz de Leyla'yı böyle övüyorsunuz, met ediyorsunuz. Çocuk kıskanıyor, ne yapsın? Ben övmüyorum ki. Doğruları söylüyorum. Sen bile kaç dilim yedin ha? Kızın eli lezzetli, becerikli, ben ne yapayım? Kızın eli lezzetli de ailesi zehirli. Haberin var mı? O ne demek Firdevs? Anne. Ben annemlere gideceğim de bir isteğiniz var mı gelirken alayım? Yok yok, gidebilirsin sen, yürü. Babaanne, sen iyi misin? İyiyim evladım, iyiyim de bugün ben biraz dalgınım. Evdekilere selam söyle. Baş üstüne. Size afiyet olsun. Ben çok geç kalmam. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Firdevs, yine neden çamur atıyorsun bu insanlara? Anne, ben çamur falan atmıyorum. Ben dün sana söylemedim ama artık bilmen gerekiyor. Bu Leyla'nın kardeşi Deniz var ya, Deniz. Bizim Fırat'a kancayı taktı. Deniz! Allah Allah! Kızım bir saattir bağırıyorum, niye cevap vermiyorsun? Duymamışım anne. Allah Allah! Vallahi var bir şey sizde ha, ablanda da sende de. Bir şey yok anneciğim. Ay! Bana bak! Kız yoksa
Tayfun da bir şey yaptı ha? Hayır anne, bir şey yapmadı. Ameliyatı düşünüyorum. Korkuyorum biraz, onun gerginliği var üstümde. Vakit az kaldı ya, o yüzden. Ay anneciğim, yavrucuğum, korkma bir tanem benim. Böyle şıp diye hallolacak her şey ha? İnşallah anneciğim, ben bir duş alayım. İyi iyi, gir hadi gir. Hoş geldin. Hoş buldum. Buradan geçiyordum da şöyle bir uğrayayım dedim. Allah Allah, bunların yolu buradan geçmez ama hayırlı bir iş için de gelmezler. Dur bakalım, anlarız derdi neymiş. Bakarım ben. Günaydın, afiyet olsun. Saffet Bey, yahu kusura bakmayın. Biz bilemedik sizi göremeyince oturduk sofraya. Sizin sabah sabah işiniz vardı herhalde. Anneciğim, amcam bana kıyamamış da sabahın köründe gidip kuyumcu bulmuş, kolyemi yaptırmış sağ olsun. Buyurun buyurun, geç. Yeğenimin kayınpederine mahcup olmasını istemedim. Bir koş aldım geldim. Aşkım, takar mısın? Normalde bu kolyeler dayanıklıdır, benimki sapasağlam. Ay anneciğim, bence nazar çıktı. Hem zaten o gün Eylül'ün de annesinin de gözü göz değildi vallahi. Kesin nazar değdirdiler bana. Adnan Bey, siz ne yaptınız? Bakabildiniz mi bana bir iş? Var mı? Yok. Neyse, ben çayları koyayım artık. Allah kızım, odanız çarşamba pazarına dönmüş. Yatak dağınık, her yer çer çöp içinde. Ne bunlar Allah aşkına böyle ya? Neye benziyor bunlar? Eciş bücüş yapıp yapıp yerlere atmışsın. Tövbe tövbe, aha topladım da atıyorum. Hayır hayır, benim onlar. Ne oluyor, ne oluyor? Nuren, odanız çöplük gibi. Şu çıkan şeylere bak ya. Yatağınızı bile toplamamışsınız. Canım, ben onları havalansın diye öyle açık bıraktım Raziye. Kız bunlar ne o zaman? Benim dedim, bırak. Şşş. Hop hop hop. Ne oluyor? He? Annemle nasıl bir konuşma tarzı o? Bana bak bana. Öyle ses yükseltmek falan yok ha. Biz senin ananla öyle mi konuşuyoruz? Deniz, sen ne söylüyorsun gelin ha? Ne demek Leyla'nın kardeşi Deniz Fırat'ı ayartıyor?
Vallahi anneciğim ben olan biteni söylüyorum. Dün Fırat'a bir mesaj geldi. Bizimkisi pır uçtu gitti. Ben de arkadan Mirza'yı yolladım. Ne de olsa abisi korkar dedim. Bir şey varsa anlatır söyler diye düşündüm. E'si sonra bunlar birlikte eve döndüler. Bir tuhaflık hissettim ben. Ama Mirza'yı biliyorsun öyle konuşmaz. İkisi de hiçbir şey söylemediler. Mirza kardeşini satmaz tabii. Ama bunun Deniz'le ne alakası var? Yahu anneciğim biraz önce Leyla ile Mirza konuşurken kulaklarımla duydum. Mirza Leyla'ya çok kızdı. Dedi ki bir daha kardeşin Deniz Fırat'ı aramayacak ve mesaj atmayacak dedi. Eyvah eyvah. Fırat'ı arayan Deniz miymiş? Dün senin bahsettiğin kız Deniz mi? Evet. Ne yaptı etti? Mesaj attı, telefon açtı, oğlumu kendine çekti. Gelin bana bak. Böyle şeyler emin olmadan konuşulmaz. Gencecik kızın namusuna dil uzattığına kalırsın. Vebali çok büyük, çok günah. Vallahi anneciğim ben kulaklarımla duyduğum şeyi söylüyorum. Ayrıca o gece yemekte ben kızın tavrından hiç hoşlanmadım. Öyle Fırat'ı kesiyordu, gördüm. Bana kalırsa hiç öyle bir kız değildi. Kendi halinde, sakin. Hanımefendi bir çocuk. Vallahi öyle görünüşe göre konuşunca herkes dışarıdan çok iyi insan. Ama böyle yılan mesnetli tipler dışarıdan çok iyi görünürler. Allah Allah. Firdevs, kızın günahını alıyorsak. Vallahi anneciğim ben hiç kimsenin günahını vebalini falan almıyorum. Ama bütün bu olanlar Gül'ün kulağına gidecek olursa Gül kıyameti koparır. Gül çok kıskanç biliyorsun. Tutamayız. Tutamayız tabii ki. Sen bizim evi nereden biliyordun Gülsüm? Bilmez miyim ayol? Firdevs annem söylemişti. Benim bir adam vardı. Allah'ıma bin şükür ki oldu. Bir fakiri doyuracaktım. Ben de sizin mahalleye geleyim dedim. Tabii iyi yapmışsın. Buluruz bir fakir merak etme sen. Deniz yok mu? O banyoya girdi çıkar şimdi. Kahveleri de çıkınca yapar o zaman ha. Ay hay Allah kız bende akıl mı kaldı? Dur ben yapıvereyim. Nasıl içersin? Az şekerli olsun. Fakir doyurmaya gelmiş Hasbap. Aklınca bana laf çarpıyor. Tövbe tövbe ya. Bakalım bilekliğin nerede küçük hanım? Yoksa bu bileklik senin mi? Bizim düğünler pek başkadır Saffet Bey. Oğlan tarafı hiçbir masraftan kaçınmaz. Değil mi Adnan? Böyle zamanlarda cebinden bir ev parası çıkar. Ey maşallah. Kısmetse, meleğim nasıl istiyorsa her şey öyle olacak. Ne istiyorsa yapacağız. Biz gelinlerimize ağırlığınca altın takarız. Ağırlığınca. Ya kız ye, önündeki börekleri götür. Düğüne kadar bol bol kilo al. İlahi amca. Adnan, düğüne de bir şey kalmadı. Sen de hazırlıklara yavaştan başla Adnan, ha? Tamam, bakarız. Hayatım, ben bugün gelinlik işini halledeceğim de birlikte gidelim mi? Benim bugün biraz işim var. Sen bense halledersin. Ay maşallah, müstakbel kocamın da aklı hep işinde gücünde. Ağırlınca altına. Vay be. Kız almak kolay değil. Hem ağa evine gelin geliyor. Olacak o kadar. Kızım, bak sen gelinlikçiye gideceksin bugün. O boynundaki kolyeyi de çıkar. Maazallah birinin gözü falan kalır gene. Bir şey olmasın ona. Anneciğim çok haklısın ya. Ben bunu evde bırakayım da bir de bununla uğraşmayalım. Al hayatım. Bunlar arkadaşlar mı yoksa sevgili mi olmuşlar?
Yok anneciğim, yok. Hiç sanmam sevgili olduklarını falan, öyle bir şey sanmam da. Bu kız oğlumu ayartmak için elinden geleni yapmıştır, buna eminim. Aklı sıra oğlumla gelinimin arasını bozup ablası gibi o da sınıf atlayacak. Tabii Leyla'yı gördü, keyfi yerinde. Oo, yediği önünde, yemediği arkasında. Benim oğlan da çok iyi niyetli, saf, masum bir çocuk. Kız demiştir, tamam ben çok iyi kapağı attım buraya. Firdevs, kızı bırak. İkimiz de Fırat'ı çok iyi tanıyoruz. İnşallah kızın aklına o çelmemiştir. Aşk olsun anneciğim. Fırat o kıza bakar mı hiç? Kesin o kız kafayı taktı oğluma. Kim bilir ne numaralar ne bahaneler uydurdu da oğlumu çağırdı. Gizli saklı o kafelerde buluştu. Yoksa Fırat o yerleri nereden bilecek? Kesin bir bahane uydurdu da çağırdı benim çocuğumu. Abartma Firdevs. Ah anneciğim, ah ah. Kişi kendisi neyse başkasını da öyle bilirmiş. Biz bilmeyiz bunların numaralarını, akıllarından geçenleri. Kim bilir bizim oğlumuzla, ailemizle ilgili ne numaraları ne planları var. Haberimiz bile yok. Leyla'nın da sürekli anasının evine gidip gelmesinden belli zaten. Kesin ailemizle ilgili gizli bir emelleri var. Yeter be Firdevs. Vur deyince öldürüyorsun. Gizli emelleri varmış. 20 yaşına varmamış çocuğun bizim aile üstünde ne tür gizli emelleri olacak? Sen dua et de Fırat el kadar çocuğa bir şey yapmış olmasın. Allah korusun, ağzından yer alsın anneciğim. Şunlara bak. Hepsi birbirinden uyduruk. Hepsi çel çöp. Bu bileklik nerede acaba? Ha. Aa, nereye gitti bu ayol? Gülsüm abla. Ah canım benim, merhaba. Merhaba. Aa Gülsüm, ne işin var burada? Kahveyi yaptım, bekliyorum, hadi seni arıyorum. Lavaboyu kullanacaktım. Deniz'in banyodan çıkmasını beklerken takıları gördüm. Öyle bir bakıyordum. Benim takılarıma. Evet evet. Ay takı görünce dayanamam da ben. İyi de yani benimkiler sana pek uygun değildir. Çok uyduruk şeyler. Aa, olur mu öyle şey? Annen söyledi, bilekliklerimiz aynıymış. Zevkli kızsın anlaşılan. Sahi bilekliğin nerede? Ha Deniz, şu ablan almıştı ya hani, çok güzel bir şeydi. Nerede o? Canım, kıyamam göz yaşına. Ne oluyor Eylül? Ne yaptılar sana? Annem, yavrum. Kurban olurum ben sana annem. Üzme kendini. Bırak. Onlar ne derse desinler. Sen güçlü ol yavrum. Artık anne. Yapamıyorum. Bitsin artık bu eziyet ne olur. Ne eziyeti Eylül? Ne yapıyorlar sana? Sen niye uyudasın ki? Sahte bu. Benim aldığımın uyduruk bir taklidi. Bir şeyler dönüyor ama dur bakalım, yakında kokusu çıkar. Güzel kızım, canım yavrum. Geçecek anne. Hepsi geçecek. Sen sakın umudunu kaybetme kızım. Gücüm kalmadı anne. Kaldıramıyorum artık ben. Hiç gücüm kalmadı.
Hadi anlat. Ne yapıyorlar sana? Sen niye oradasın? Anlat hadi. Gel. Yaz. Sana önemli bir şey söylemem lazım. Hayrola baba? Melek de şu gelen amcası hakkında konuşmamız lazım. Ortada garip şeyler dönüyor. Hani senin bilekliğin nerede? Şeyde, içeride banyoda çıkarmıştım. Ya, getir de bir bakalım. Canım, aynısı işte bileklik. Yok yok, merak ettim ben. Sen bir getir bakalım hadi. Dur dur, ben getirivereyim dur. Ne oldu? Bir tadın kaçtı gibi sanki. Kim o? Hiç. Bakayım. Aa, vallahi aynısı ha. Bu arada Deniz, senin bilekliği Gül'e vermek zorunda kaldı. Kusura bakma abi, ben arabanda düşürmüşüm onu. Aynısından bulabilir misin? Yani senin için özel bir bileklik miydi bilmiyorum ama. Ablam almıştı bana. Ama sen merak etme, ben eve giderken aynısından bulurum. Peki tamam. Onu halledebilirsen çok sevineceğim. Hakikaten aynısı. Ablam almıştı bana da ameliyat doğru getirsin diye. Bana da Fırat'ım almıştı. Aşkımıza nazar değmesin. Aramıza yılan çıyan girmesin diye. Ay yeter canım şu takı muhabbeti. Hadi kahveler soğudu. Hadi salona gülsün. Hadi hadi. Gel canım. Ben bir telefonla konuşup geliyorum. İyi hadi kızım. Ne var ya, ne var? Müsait değilim, yarayıp duruyorsun. Hayır buluşamam. Tayfun yapma lütfen. Gül döndü abla. Gülsüm değil, Gül. E kız Gülsüm daha güzel. Ha, kısaca Gül diyorsun yani. E mümkünse. Mümkünse. Tepeliğin oraya falan gelemem. Hayır hayır, sakın eve gelme. Bayağı güzel olmuş ya. Alo. Çiğdem. Sana gönderdiğim dosyaları aynı yere koy. Leyla getirmiş babaanne. Ben çalışırken farkında değilim, yemişim. Eli pek lezzetli değil mi? Evet. Çok. Leyla ile evlendiğin için çok şanslısın. Biraz zaman geçsin. Daha ne kadar şanslı olduğunu anlayacaksın çocuğum. Bunlara zamanı geldiğinde konuşuruz babaanne. Sen iyi misin? Rengin biraz soluk gibi. Değilim yavrum ya, değilim. Fırat'la Deniz beni perişan etti. Annem söyledi değil mi? Annen söyledi. Evladım bu nasıl olur? Bilmiyorum babaanne. Fırat'la ben konuştum. Sadece yardım ettiğini söyledi. Leyla ile Deniz konuştu. O da aynısını söylemiş. Peki sen ne diyorsun? Dürüst olmak gerekirse böyle konularda kardeşime pek güvenmiyorum. Hoş, Deniz'i tanımıyoruz. Hay Allah'ım. O aileyi en iyi tanıyan sensin babaanne. Nasıl bir aile olduklarını en iyi senin bilmen lazım. Doğru. O aileyi en iyi tanıyan benim. Çok da iyi insanlar. Ama insanın kumaşını anlamak için biraz zaman lazım be yavrum. Seni de işinden alıkoydum. Umarım Fırat da Deniz de doğru söylüyorlardır. Afiyet olsun. Hayır, pes etmeyeceğim. Umudumu yitirmeyeceğim. Bir gün bu evden kurtulacağım biliyorum.
Ne bunlar? Bir kapıyı çalsaydın. Bunlar ne bunlar? Niye yapıyorsun bunları? Bırak. Seni ilgilendirmez. Çıkar mısın dışarı? Güzelim, sen beni niye istemiyorsun ya? Ha? Ben sana ne yaptım? Ne mi yaptın? Tamam. Bazı hatalarımız oldu. Olmadı değil. Fakat ben ne yaptıysam ikimizin iyiliği için, evliliğimizi kurtarmak için yaptım. Eğer seni bu evde kapalı tutuyorsam o da ikimizin iyiliği için. Belki evliliğimizi kurtarırız. Belki yeniden beni seversin diye. Ne olur bana bir şans versene. Ne olur beni sevsen. Bak Yağız'a, kendine göre bir kız buldu. Evlenip gidecek. Sen de beni sevsen ne olur? Öyle bir şey olmayacak. Anlaşmamıza sadık kalacağım. Babam kurtulana kadar buradayım. O yüzden susuyorum. Hepsi o kadar. Şimdi çık odadan. Ne oluyor burada? Hiç. Laflıyorduk öyle. Tuhaf şeyler baba, sen bir şey mi yakaladın? Vallahi oğlum bu... Oh, baba oğul ne konuşuyordunuz? Bana bak, düğün hakkında mı konuşuyorsunuz yoksa? Evet öyle. Ay Adnan, hani alışverişe gidecektik? Üstünü falan giyinmemişsin sen de. Nermin, sen hazırlandın ben kaldım. Sen git giyin de ben de gelirim. Tövbe tövbe. Baba anlatsana ne oldu? Oğlum bu adam Saffet bir şeyler çeviriyor. Melek de Saffet bir şeyler saklıyor. Aman kahveler de buz oldu be. Döndü ablacığım. Deniz'in bir sevgilisi falan mı var? Mesajlar, aramalar falan ha? Yok be, ne sevgilisi? Deniz bacağı yüzünden çok içine kapanıktır. Yok öyle sevgilisi falan. Vardı bir manyak da bitti gitti çok şükür. Anlamadım. Yok yok, sevgilisi falan yok. Anne, beni okuldan aradılar da raporla ilgili bir sıkıntı çıkmış, onu halledip geleceğim hemen. İyi tamam kızım, aman dikkatli ol. Saçma sapan birine bulaşmadan git gel. Ha. Tamam anneciğim, merak etme. Ay benim de manikür pedikür randevum vardı. Unutmuşum. Çok geç kaldım. Allah Allah. Doğru dürüst bir kahve yapaydım. Olmadı böyle. Başka zaman, başka zaman. Hay Allah. Ay bunu saymıyorum. Yine bekliyorum ona göre. Tamam, tamam. Hadi öptüm ben. Allah Allah. Bak oğlum, dün bu ikisini gördüm. Adam gerdanlığı aldı gitti. Meleğe söyledim, ucu kırıldı yaptıracak dedi. Ama halleri bir garipti. Sabah da meleğe eve gizlice girerken gördüm. Bahçede Saffet'te karşılaştılar. Meleğin elinde gerdanlık kutusu vardı. Saffet'e verdi. Hatta adamın eline sertçe bile vurdu. Bir şeyler konuştular ama duymadım. Sonra melek içeri girdi. Sonra sen geldin. Sana yeni uyanmış gibi yaptı. Dışarıdan geldiğini söylemedi. Yalan söyledi. Az önce gittim meleğin odasındaki gerdanlığa baktım. O gerdanlık sahte. Yaz, bu adam kızcağızdan para tırtıklıyor olabilir. Yemekte dikkatimi çekti. Para muhabbeti geçince adamın gözü ferfecir okuyor. Kızcağız da amcası diye bir şey demiyor. Belki de kurtulmaya çalışıyor ama bizden çekindiği için bir şey diyemiyor. Benim aklıma böyle şeyler geliyor. Anladım. Sen bu işle ilgilen. Ama incitmeden yapalım. Ne de olsa amcası. Kızın bir suçu yok. Tamam baba. Tamam. Hadi oğlum ben gidiyorum. Thank you.
Belki de amcası değildir. Bu işte bir terslik var. Melek, Koray, Saffet. Peki sana Saffet kasırga desem ne yaparsın? Sabah şerifleriniz ayrı olsun. Kızım, amcan gelmiş. Aralarında bir bağlantı var. Bulacağım. O bağlantıyı bulacağım. Neredesin ya? Ne var be, ne istiyorsun? Neredesin sen ya? 700 kere aradım, niye açmıyorsun? Ya Allah Allah, işim gücüm var. Ne diyeceksen de kapat be. Bu Saffet Sülüğü benim yakama yapıştı. Ben kurtulamıyorum bundan. Bana ne? Ne demek bana ne ya? Bizi konuşurken kaydetmiş. Sen de işin içindesin. Neyi kaydetmiş? Sizin evin önünde videoya almış. Yağız izlerse ikimiz de biteriz. Bak, bana yardım edeceksin. Bu Saffet'ten kurtulmamız lazım. Allah kahretsin. Bir bu eksikti. Demek Saffet'ten kurtulacaksın ha? Vay arkadaş. İyi madem, bunu sen istedin. Kiminle buluşacaksın küçük hanım? Leyla çocuğum, hoş geldin. Gel, gel, gel. Geç içeri. Deniz'i merak ettim, anne odasında mı? Deniz yok, çıktı, okula kadar gitti. Raporla ilgili bir sorun çıkmış da gelir birazdan. Tamam, tamam. Leyla. Kızım, siz benden ne saklıyorsunuz? Dün de bir şey söylemediniz. Ne saklaması anne, yok öyle bir şey. Efendim Mirza. Evet annem, neredeyim? Yok, daha konuşmadım. Deniz okula gitmiş de. İnşallah okul diye Fırat'la buluşmamıştır. Hayır Mirza, yok öyle bir şey. Peki, göreceğiz. Fırat, neredesin? Şirketteyim abi. Tamam, sakın bir yere ayrılma. Sakın. Leyla, ne oluyor kızım? Mirza niye Deniz'i soruyor? Demin de Gülsün buradaydı. Ne? Ne dedi? De bir şey demedi canım. Bir adam mı varmış, neymiş? Güya fakir doyurmaya gelmiş. Deniz'le karşılaştılar mı? Bir şey dedi mi? Yok, bir şey demedi. Böyle bir takmış bir bilezik mevzusuna. Onu konuştu gitti. Bunların aynı bileziği var ya, hani senin aldığın nazar boncuklu. Anne ne diyorsun ya? Of, hayır ya. Allah Allah, ne oluyor kızım yahu? Eylül'e zorla sahip olduğunu söylersen. Tamam, kapat, biri bak, duyacak artık, hadi. Tabii duyacaklar kızım. Ben eğer Eylül'e bunu yapmasaydım sen Yağız'a nişan alamazsın. Birazdan Yağız'ın telefonuna gidince neler çevirdiğini anlayacak. Sakın bırak diyorum sana. Ya kapat şunu. Şşşt. Sen daha beni tanıyamamışsın herhalde ha? İşte gitti. Ya şimdi görüntüleri izlesin de seni kapının önüne koysun.
Tayfun. Geldim işte, ne var? Ben de seni şu haline, tavrına bakarak seni doğru düzgün biri sanmıştım. Anlamadım. O at kuyruklu sevgilin diyorum. Kim olduğunu öğrendim. At kuyruklu mu? Ne saçmalıyorsun ya? Bırak kızım bu masum ayaklarını. Artık umurumda değilsin. Ben senin saflığına, temizliğine inanmıştım. Ben seni diğer kızlardan farklı yerde tutmuştum, delisin. Ama sen hepsinden betermişsin. Sen hepsinden ahlaksız çıktın. Yuva yıkıcı. Hop hop, kendine gel ya. Kızım, benim her yerde kulağım var, her yerde. O bana dayılanan cibiletsizin de kim olduğunu öğrendim. Nereden duydu ki Gül? Deniz de açmıyor telefonunu. Leyla çocuğum, korkutma beni. Allah Allah. Deniz'le Gülsüm'ün ne işi olur? Anne. Galiba Gülsüm Deniz'le Fırat arasında bir şey var sanıyor. Ne? Adam bayağı paralıymış. Sen de parasına vuruldun tabii. Deniz. Sen melek yüzü bir şeytanmışsın. Yeter ya, yeter. Bilip bilmeden konuşma. Her şeyi biliyorum. Adamın adı Fırat Ateşoğlu. Üstelik evli. Benim evli adamlarla aşk yaşayan kadınla işim olmaz Deniz.